Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar, ben de hepinizi Türkiye İşçi Partisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gerek yaptığımız yazılı açıklama, gerekse arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın vurguları zaten bir çerçeveyi çiziyor. Ben bunun üzerine bir iki küçük ek yapmak ve belki duygularımı da paylaşmak istiyorum. Biz Emek ve Özgürlük İttifakı'nı Türkiye'de saray rejimine karşı en kararlı mücadeleyi veren kadınların, gençlerin, işçilerin, Kürtlerin, Alevilerin, Türkiye halklarının ittifakı olarak tarif etmiştik ve sürecin tümü bütünlüklü değerlendirildiğinde tarihsel sorumluluğumuzun farkında olduğumuzu, buna uygun bir karar vereceğimizi söylemiştik. Bugün bunu bir kez daha ifade etmiş oluyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı saray rejimine karşı mücadelenin en kararlı bileşenidir ve ülkenin yeniden kuruluşunun en güçlü iradelerinden bir tanesidir. Bu kapsamda yaptığımız açıklama bir irade beyanıdır. Açıklamamız Türkiye'ye bir çağrıdır. Tüm yurttaşlarımıza bu mücadeleyi hep birlikte büyütme çağrısıdır. Ve Türkiye'nin bu saray rejiminden kurtulması gerektiğini düşünen tüm muhaliflere de bir sorumluluk çağrısı olarak okunması gerektiğini paylaşmak istiyorum. Gün hiçbirimizin kendisini, kendi grubunu, kendi partisini, kendi ittifakını düşünme günü değildir. Gün ülkenin bu karanlıktan derhal kurtulması için el birliği, güç birliği, mücadele birliği yapmak gereken bir gündür. İnanıyorum ki bugün itibariyle Türkiye saray rejiminden kurtulma mücadelesinde çok kuvvetli bir adım daha atmış durumdadır. Ve bu tek adam sistemine, bu ucube sisteme hep birlikte çok kısa bir süre sonra son verecek olmanın mutluluğuyla, umuduyla, heyecanıyla hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Burada metnimizde de ifade edildiği gibi tarihsel bir görevi yerine getiriyoruz. Memleketin ne durumda olduğu açıkça ortada. Nasıl bir antidemokratik süreç yaşıyoruz? Halkın nasıl baskılandığı bir süreç yaşıyoruz? Nasıl haksızlıkların olduğu bir süreç yaşıyoruz? Ve herkesin geldiği duygu şu, buna bir son verilmeli. Bir tek adam rejimi var ve bu tek adam rejimini sona erdirmek için tek vücut olmanın, tek yumruk olmanın kuvvetini yaratmak zorunluluğu içerisindeyiz. Ve önümüzdeki zamanlarda aydınlık bir Türkiye'yi oluşturabilmek için, özgür bir Türkiye'yi oluşturabilmek için bir iklim yaratmalıyız. Koşulları yaratmalıyız. O koşulları yaratmak için, o iklimi yaratmak üzere adım atıyoruz burada ve kendi tutumumuzu açıkladık. Biz bu ülkenin demokrasiye ulaşabilmesi için, özgürlüklere ulaşabilmesi için, işçi sınıfının bütün haklarını edinebilmesi için, kadınların özgürleşebilmesi için, hukukun geçerli olabilmesi için, savaşların son bulabilmesi için, Kürt meselesinin çözümü için elimizden geleni yapacağız. Bunları yerine getirebilmek için her süreçte gelişmelerin takipçisi olacağız. Çok net bir mücadele yürüteceğiz. Ve en sonunda bu tek adam rejiminden kurtulacağız. Burada bunun önemli bir adımını attık. Önümüzdeki zamanlarda bunu her yönüyle hayata geçirmek için mücadelemizi ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. O açıdan zor bir görevle karşı karşıyayız. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Herkesi selamlıyorum Emek Partisi adına. Pervin Başkan deklarasyonumuzu ilan etmiş oldu. Şunları eklemek isterim. Bu deklarasyonda sadece burada olan partilerin iradesi yok. İttifakımız çok değerli bir çalışma yaptı. Gerek Cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesi sürecinde ittifakımız adına, gerekse deprem ve benzeri gelişmelerle adayımızın çekilmesi ya da gösterilmemesi üzerine emek ve meslek örgütleriyle, sendika konfederasyonlarıyla, milyonlarla fabrikalarda, iş yerlerinde, tarlalarda, köylerde, kasabalarda görüşerek bu iradeyi ortaklaştırdı. Bu deklarasyonda
milyonların iradesi vardır. Bizim için esas olan şey başkanlık koltuğunun, başkanlık makamının, başkanlık yetkilerinin ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin lağvedilmesidir. Bundan sonra alacağımız tutum da ana ilkelerimiz bunlar olacaktır. Güç zehirlenmesi içerisinde değiliz. Buradan bütün halkımıza, kadınlara, gençlere, işçilere, emekçilere, Türkiye halklarına seferberlik çağrısı yapıyoruz. Halkın bu seçim döneminde, bu mücadele döneminde yapacağı olağanüstü gayretle tek adamı hep birlikte göndereceğiz. Açıkçası şunu da ifade etmek isterim. Türkiye'nin yeniden inşasında, yeni bir tarih yazımında Emek ve Özgürlük İttifakı olmadan tarih yazılamaz. Onu hep birlikte göstereceğiz ve 15 Mayıs'ta bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Biz elveda Erdoğan derken, biz elveda tek adam yönetimi derken gideni göndereceğiz ama yerine gelmekte olanı da kendimiz inşa edeceğiz. Türkiye'nin geleceğini üçüncü seçenek, onun işaret ettiği halk egemenliği, halk için demokrasi, halk için ekonomi ve demokratik cumhuriyet, işçi emekçi cumhuriyeti belirleyecek. Buradan herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepimize kolay gelsin diyorum. Birlikte başaracağız, halklar başaracak. Değerli basın emekçileri, değerli konuklar, hepinizi Sosyalist Meclisler Federasyonu adına selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi bizler Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak siyasal bir parti değiliz. Biraz önce değerli başkanım da deklarasyonda ifade ettiği gibi öncesinde, deprem öncesinde Cumhurbaşkanı adayını Emek ve Özgürlük İttifakı olarak açıklayacağımızı ifade etmiştik. Ancak gelişen süreçten kaynaklı bugün gelinen aşamada Cumhurbaşkanı adayını göstermeyeceğimizi açıklamış durumdayız ve sürecin, bundan sonraki sürecin tüm kurumlarımızın, resmi siyasal partilerin kendi kurullarında süreci yürüteceği yürütecektir. Bizler de bu noktada yeni sürecin kendisini Cumhurbaşkanlığı adayının gösterememesinin Emek ve Özgürlük İttifakı'nın lehine olacağını düşünüyoruz. Ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, sevgili basın emekçileri, hepinize hoş geldiniz. Ben de Toplumsal Özgürlük Partisi adına hepinizi selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Deklarasyonumuz tutumumuzu ifade etti. Daha çok ittifakımıza sorumluluk yüklendiği bir sürece girmiş olduk aslında bu deklarasyonla birlikte. 24 Eylül'de emek, barış, özgürlük için yola çıkmıştık. Bu yolu adımlarken Türkiye'nin her yerinde bu ülkeyi yeniden inşa etmemiz gerektiğini ve bu iddiayla halkın taleplerini dile getirdiğimiz bir mücadele sürecini başlattık. Şimdi evet kritik bir yerdeyiz. Türkiye önemli bir seçim sürecine girdi. Şüphesiz ki bu seçim süreciyle ülkeyi topyekün yeniden inşa etmeyeceğiz ama önemli bir adım atacağız. 21 yıllık AKP iktidarı, siyasal iktidarı elinde tutan ekip diyelim aslında, çetelerle, mafyalarla, tarikatlarla ülkeyi yağmalayan bu ekibin sonunu getirebileceğimiz bir seçim. Faşizmi geri püskürtebileceğimiz bir seçim. Bu noktada Emek ve Özgürlük İttifakı olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Bu seçimden sonra esas itibariyle görevimiz daha yoğun bir biçimde başlayacak. Türkiye'de işçilerin, emekçilerin, Kürt halkının, Alevilerin, kadınların, gençlerin, bu iktidarın 21 yıllık pratiğinde ezilen bütün kesimlerinin yan yana gelebileceği bir mücadeleyi devam ettireceğiz. Evet, yolumuz uzun ama ittifak olarak sağlam adımlarla ilerliyoruz ve başta 14 Mayıs, daha sonrasında ise ülkenin yeniden inşasında bütün halkımızla birlikte bu sorumluluğu kaldıracağımızın bir kez daha burada sözünü vermek isteriz. Hepimize kolay gelsin.